Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde depremin merkez Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Kahramanmaraş'ta can kaybının en fazla yaşandığı adreslerin başında gelen ve 1400 kişiye mezar olan Ebrar sitesinin enkaz altında saat 04.17'de düzenlenen anma programına katılan Yavuz Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında depremde dairelere şu sözlerle seslendi. Ebrar Sitesi sakinleri, hepinizi hüzünle ve acıyla selamlıyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin hemen ardından ulaştığım yer Ebrar Sitesi'ydi. O gün Türkiye burada yaşanan felaketten henüz habersizdi. Karanlık bir şehir karşıladı bizi. Elektrik yoktu, internet yoktu, telefon yoktu, ekipler yoktu, ekipman yoktu, malzeme yoktu. Dışarıda buz gibi bir hava vardı, çaresizlik vardı. Enkazın altında kalıp kurtulmayı bekleyenler yalnızdı. Enkazda yakınları kalanlar yalnızdı. Herkes yapayalnızdı. Ebrar sitesini Türkiye o gün ölüm sesi olarak tanıdı. Bir yıl sonra bir kez daha buradayız. Ebrar sesinin boşluğunun olduğu bölgedeyiz. Ebrar sesi iki nehrin birleştiği tarım arazisine kurulmuş bir siteydi. Zemini bozuktu, inşaat teknikleri hatalıydı. Kullanılan malzemeler uygunsuzdu ve izinleri verilmemeliydi. Bu yanlışlar yüzünden 1400 vatandaşımıza mezar oldu. Ebrar sessiz depremin sembolü oldu, acının sembolü oldu, liyakatsizliğin sembolü oldu, usulsüzlüğün sembolü oldu. Felaketin insan eliyle nasıl gerçekleştiğinin en acı ispatı oldu. Hepimiz bugün buradayız ve bir kez daha kadere boğulmuş durumdayız. Biliyoruz ki hesap verilmeden, adalet gelmeden rahat etmeyeceğiz. Yitirdiğimiz canlarımıza bunu borçluyuz, onlar için mücadeleye devam edeceğiz. Değerli kahraman kardeşlerim, felaketin ardından ısrarlı çağrılarımızla Zonguldaklı madencilerimiz deprem bölgelerine intikal etmiş ve yüzlerce can kurtarmışlardı. Bu kentlerin başına Kahramanmaraş geliyor. Madencilerimiz kahraman bir can daha kurtarabilmek için günlerce mücadele ettiler ve depremlerin can kurtaran oldular. Zor zamanlardaki bu büyük destek Zonguldak ve Kahramanmaraş'ı iki kardeş şehre dönüştürdü. Artık Zonguldak ve Kahramanmaraş yüzlerce kilometre uzaklıkta dayanışmanın hayat verdiği, acının birbirine kenetlendiği iki şehir. Depremde canlarını kaybeden Maraş halkına kahraman madencilerimizin ve Zonguldak halkının hüzünlü selamlarını getirdi. Acımız çok büyük biliyorum ama paylaşarak azaltmaya çalışacağız. Yitirdiklerimiz meleklerimiz için adaleti sağlayarak acımızı bir nebze olsun dindirmenin yolunu bulacağız. Hepimizin başı sağ olsun.